İstediklerimizin büyük ilk dakikalarından, ilk 30 dakika özellikle rakibe karşı üstün bir oyun bizi daha da cesaretlendirdi ve skorda 1-0 öne geçtik. Bu durumda kazanmak çok önemli. Gerçekten yani kazanacağımız her hafta bize çok değer katacak. Ama oyun anlamında oyunu daha da geliştirmemiz lazım. Bu 30 dakikayı daha genişe yaymamız lazım. Çok kısa bir süreç oldu. Buradan oyuncularıma teşekkür ederim. Gerçekten ne yapmak istediysek, duran top, saha içi organizasyon, hücum anlamında maçın belli bölümünde hepsini yaptılar. Ve 8'e yakın şut attık. Bunların 5'i isabetli. Rakibin kalemize şutu yok. Duran toplarla geldiler. Tabii mutlu oldum. Yani çok anlamlı bir galibiyet oldu benim için. Tabii önemli olan bu seriyi devam ettirmek. Galibiyet seriyle başladık. Bu haftayla bitmeyecek. Şimdi bugün çok güzel bir, mutlu bir şekilde yatacağız ama yarından itibaren hafta sonu maça hazırlanacağız. Bu galibiyeti en başta büyük Samsun Spor taraftarına ve buraya beni izlemeye gelen eşime ve aileme armağan etmek istiyorum. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Selçuk Bey, Halk Gazetesi. Hocam, iki haftada isimler değişse de savunmadaki sorunu çözdük gibi duruyor. Bizim de asıl problemimiz buydu. Yani isimleri çok fazla değiştirmeden bu sorunu nasıl çözdünüz hocam? Mental olarak mı çözdünüz? Şimdi tabii ki yaklaşık bugünle beraber bir 13-14 gün oldu. Geldiğimde hazırlıklıydım Samsun Spor takımına. Benim çalışma sistemimde ekibimle birlikte günümüz modern futbolda sadece hücumla olmuyor bir iş. Savunma da yapman gerekiyor. Ama savunmayı nerede yapacağın çok önemli. Topa göre savunma pozisyonu almak zorundasın. Çalıştık, tekrar ettik, oyunculara izah ettik. Oyuncularımızın bunu benimsemelerini sağladık. Ben hep söyledim, yani benimle beraber çalışan oyuncuların gelişmesi benim için değerli. Oyunun gelişmesi değerli. Teknik direktörün, oyunun, oyuncuların gelişmesi bizi yukarıya kadar taşıyacak zaten. Tabii en başta gelişecek olan Samsun Spor. Bunun için emek sarf ediyoruz. Bizi dinleyen bir gerçekten çok güzel bir oyuncu grubu var. Hep benim için sistem çok önemlidir. Biraz önce söylediğim. Sistemde oyuncu üzerinden değil, oyun üzerinden okumak değerli. Her oyuncuya ihtiyacımız var. Her oyuncu da takımın nasıl oynadığını, ne yapması gerektiğini bilmek zorunda ve uygulamak zorunda. A, B çıkar, başka oyuncu girer. Onu hazırlarız. Çünkü bakın savunmada değişen oldu. Onları hazırlamak önemli. 11 kişi oynamıyor. 24 kişi var. Herkes bu takımın birer oyuncusu. Öyle bir sistem oluşturacağız ki giren çıkan fark etmeyecek. Tabii ki yetenekliler o oyuncularla oynayacağız ama temponun yükselmesi, oyunun gücünün artması benim için çok önemli. Evet, burada şimdi artılarımız çok var. Keyifti bence. Bilmiyorum sizinle keyifli anlar yaşadık. Ama maçı bunu geleneğe yaymamız lazım. Evet, bu galibiyeti seri galibiyetlerle desteklememiz gerekiyor.